Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar, elhamdülillah iyiyim. Bugün ilçemize geldim canlar. Şimdi Gulaş'tayım. PTT'ye uğradım. Şöyle kargomuz vardı. Kargomuzu aldım. Melisa ile Ayhan'a zaten sipariş vermiştim. 3 tane dahım Ayhan'a verdim. 2 de Melisa'ya vermiştim. Şu an PTT'de işim bitti arkadaşlar. Pazara doğru gidiyorum. Bakalım pazardan meyve sebze alırım belki. Biraz pazarı gezelim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi yürü. Ayhan'a da gel yazmalara bakalım mı ki? Yürüdüm Ayşe kız. Vallahi ne yapalım, iyilik sağ ol. Oğlum benim neler yapıyorum, hayalını yapıyorum, neşi yapıyorum maşallah. Bizde çalışıyor, bir şey yapamıyor. Niye bir şey yapamayacağım? Yakın olsaydı varacaktım. Gelseydin börek yerdik. He, böreği yaptın yumurtalı şeyini suçlu. Hakkı diyorum canım seni. Ay vallahi acayip sıcak ya, bir de sıcakta mont giydim. PTT'de işlerim vardı da. Onları bitirdim. Anne. Yazmalar ne kadar? 60 lira. Kendimiz örüyoruz ya. El örgüsü. Bak şöyle. İyi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Neyle? Bak şunlar var. Öyle bakıyorum. Bak şunlar var 150. 150 mi? Niye şunlar 60 da şunlar 150? O ayrı. Şunlar 80 metal. Ama şu var ya, harikaymış. Nasıl güzel. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, gerçekten mükemmel. Hatice ablanın Aksaray'da da yeri var arkadaşlar. Uğramak isteyenler oraya gidebilirler. Buyurun, şeyini de söyle de mekanını, belki gidilenler olur. Hatice'nin derin su afiyesi. Evelya'nın yanı. Şeyini çok sordulardı. Neyi? İnoyasını. İnoyam da var. 170 lira İnoyalar. 170. Arkadaşlar. Hatice'nin derin tuhafiyesi diyor. Hatice'nin biri geldi bayağı aldı. Ya. Vallahi. Bak çekim aldı. Çekimlerin bayağı işe yaramış. Allah gördün mü? Valla. Ayşem senin de faydan oluyor. Bu da da iş. Değil mi? Şallarımız var. Şunlar mı şal? Pratik şal. Burada da ip yok. Ne yok anne? İp mi? Ayhan Azat, ipleri ne yapacaksın? Sanki örgü mü öreceksin? Arkadaşlar gerçekten hepsi el örgüsü. Hepsinde tane tane el emeği, göz nuru var. Almak isteyenler Aksaray'a gidebilirler. Hatice'nin derin tuhafiyesiymiş. Buyur abla. Aksaray'a gelirsen ben de uğrarım. Benim de siyah yazmam yok arkadaşlar. Siyah yazma alacağım da. Ben de kızımı alacağım da beğenemedim. Hangisini sever, hangisini sever. Hangisini isterse ondan al. Burada değil, çay izinirde. Gelince bayrama gelince şey. Aynen, artık kendisi beğensin. Şitsin diye, örtünsün diye de. Şu şey hiç bir ele. Hangisini? Ha, onu açayım. Bunlar ne kadar ya? Bunlar da pişir ama. Hatta getirir mi şey dersen. Asrıya gelin. Hatta getirir. Ne yaptırıyor? Burada değil. Anne, anne. Burada da ışık yok. Dur lan Ayhan Azat. Burada ışık yok. Benim de şu hoşuma gitti. Burada da ışık yok. Hatice abla, şuna biraz ikram yap da alayım. 150 diyorum Ayşem de, ne diyeyim sana? Yeminize cenk. Ama ben atamı 150 diyeceğim. Cenk'in. Tamam mı şimdi? Sen 10 lira da alayım. 10 lira da alayım. Ben ama yemezecek yalnız ha. Yemeni mi? Evet. Gerçekten iyiymiş ama. Şu da iyi. Bu da mı cenk? Yok, cenk değil. Bunlar 70 lira. Ayhan Azat dur paşa. Metal. Hepsi birbirinden güzel. Onu şu an şu da var aynısı. Ay şu da nasıl yiyormuş. Onu da boşuyor. Kristal bunlar. He. Vallahi acayip hoşuma gitti şunlar. Ayşe nasıl yapmış sanatı? Kolay gelsin. Sağ olun.
Ay henüz oturuyor. Hadi şuna biraz ikram yap da alayım. 10 lira alayım değil mi? Yani? 20 lira almayın. Vallahi bak Ayşe kurtarmaz. Bak 20 lira almıyor. Dur bakayım arkadaşlar hangimiz indireceğiz. 100 TL mi o? 150 mi? 150. Bununla bu aynı. 150 130 olur. Bu biraz irisi. Aynı. Aynı. Sen ütülemedin biliyor musun? O zaman evdekini getirsen oldu mu haftaya? Tamam haftaya getiririm uzun. Hadi görüşürüz canım benim. Allah'a emanet ol. Hadi sen de. Hadi bay bay. Bu da şeyden olur. Bugün pazar pek bir hareketli arkadaşlar. Pekmezin kilosu ne kadar? 45 olur. Kilosu? Zaten bu hafta aldığını bir dahaki haftaya alamıyor ki teyze. Her hafta bir zam geliyor. Soğan aldım. 15 liraya gidiyor. Soğan mı? Soğan koşu. Cimarın 12 milyon. Vallahi aynen öyle. Hele ki soğanı ne bol ettik de almıyor. Bir kilo vereyim. 100 lira vereyim mi? Allah razı olsun. Oturayım bari. Poşetlerin içinde mi? Yok da bana. Hangisinden istiyorsun oğlum? Arkadaşlar ben Gül Ağaç'tan annem ile geçtim değerli izleyicilerim. Bu da annem gelin köpeği. Annem de evde değil mi, evde mi hiç bilmiyorum. Telefon açmamıştım. İnşallah evdedir. Ya. Bakalım be. Biz eve doğru gidiyoruz değerli izleyicilerim. Şöyle Ayhan'ımına. Ayhan'a bir de çerez aldım. Annem evde yokmuş. O da bize mi gitti ne yaptı? Sabahleyin keşke telefon açsaydım. Bu arada öğlen ezanımız okunuyor arkadaşlar. Şu an saat 1. Evimize gidince görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Medine'nin Melisa'l. Evet gelmiş arkadaşlar. Medine'de yedek anahtar vardı. Bir korktum içeriye girdiydim. Beh dediler bana. Annem bile gittik ilk önce arkadaşlar. Annem de evde yokmuş. Geçmiş olsuna gitmiş. Bir akrabamız hastaymış. Ben de eve geldim canlar. Ayhan'a da hemen açtı kargoyu. Neler aldım canlar? Hiçbir şey almadım pazardan. Sadece bir yeşillik aldım. Bir balık aldım. 1 kilo. Peynir aldım. Evimizde peynir yoktu. Bir de yarım şinik şey aldım. Çorbalık. Meyve falan da almadım. Getiremem diye. Melisa'ya şöyle 2 tahın verdiydim arkadaşlar. Daha doğrusu ben de bilmedim. Medine'nin ikisi verdi. Şöyle eşofman tipleri. Hepsi de aynı zaten. Markaları aynı. Annem gile indiğime de pişman oldum. Gerçekten arkadaşlar elimde poşetler yoruldum. Aranın mesafesi bayağı yürüyerek yarım saat falan var. Bugün bir de hava acayip sıcak. Bir de mont giymiş gitmişsin sıcakta. Ben hemen mutfağa geçeceğim arkadaşlar. Üzerimi başımı değiştireyim. Benim de şu hoşuma gitti. Melisa güzelim mi değil mi?
3 takım arkadaşlar Ayhan Azat'a verdim. Medine verdi. Şöyle. İki takım da Melisa'ya. İşte şunun üstü. İnşallah olur. İnşallah. Anam, paşam, paşam. İnşallah diyor. Aman nasıl akıllı maşallah, görüyor musun? Laf ebesi. Allah diyor izin verirse gelecek diyor arkadaşlar. Neyse değerli izleyicilerim, ben kalkayım hemen şöyle üzerimi başımı değiştireyim. Hemen mutfağa koyulacağım, akşam yemeğimiz yok. Gel bakayım. Akşam bıcı bıcı yaptıracağım oğlum. He, gel atletin içine koy. O zaman. Şampuan dökme diyecek. Ne diyecek? Allah'ım kimsenin çoluğunu, çocuğunu, gözüne yağış, ayağına taş değdirmesin Cenab-ı Mevlam'ın inşallah. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın arkadaşlar. Ben hemen kalkayım, şu balığı temizleyelim. Balık da şey, kedinin kafasına çıkmış. İner o. Mevzu sen nasıl balık ayıklıyorsun? Allah'ını seviyorsun. Niye? Balığa abi şöyle 2 saat bakıyor. Bundan sonra balığa ayıklamaya başlıyor. Canlı mı diye bakıyor. Bunlar ölmüş, görmüyor musun? Ben ağzını açtım. Saçmalama. Arkadaşlar biz bir taraftan balık ayıklıyoruz, bir taraftan da kedinin karnını doyuruyor. Balığın kafası kedinin sırtına attı Melisa. Bak nasıl yiyor. Bak şimdi bak. Ne o? Koruyor mu? Öyle ayıklanma kızım, ayıklayamıyorsan bırak. Apsi psi. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar, nelerle uğraştınız? Al. Bu balığı da aldığıma pişman oldum. İnanın arkadaşlar, keşke öpek gibi balıktan alsaydım. Büyük balıktan. Anne bak şöyle mi olacak? Bak. Bakın. Şöyle kafasını kopar. Pazarda bir de tartışma çıktı arkadaşlar. Birisi başka birisinin poşetini almış gitmiş. Sen diyor benim poşetimi niye aldın, çaldın gittin diyor. Herhalde yanlışlığına mı aldı? Neyini aldı? Ya benim poşetimi aldı diye kendi poşet, başkasının poşetini aldı gitti. Çok kalabalıktı, ben fazla gezmedim. Karabiber aldım, ondan sonra kimyon aldım. Peynir aldım. Çorbalığımız bitmişti, bir de çorbalık aldım. Bizim evde acayip şekilde çorbalık gidiyor arkadaşlar. Bir şinik bir aldıydım. Bir de şimdi yarım şinik aldım. Anne bu balıklar yıkanacak iyi. Halıya düştü de. Sen ayıklayamıyorsan bırak. Hadi ellerini yıka tertemiz. Ödevin neyi varsa ödevini yap, yürü. O hikaye okuyor diyorcuk. Aynı çorba gibi, bu ne biçim balığımış böyle. Ben böyle bir hataya düşmedim de niye böyle oldu bana bir. Ne yapıyorsun? Vallahi ödümü kopardınız Metin. Eve geldiydim ya, eve hırsız girdi zannettim. Anne senin geldiğini gördük. Ayakkabıları içeri aldı. Beni camdan görmüşler arkadaşlar bunlar. Elimdeki poşete almaya gelmemişler de beni korkutuyorlar içeride. Ah, niye cılladın? Ama nasıl cılladım içeride. Bunlar da benden korktular, cılladıydım içeride. Biri odaya giriyor, biri de odaya giriyor. Niye gidin, neye attın yıra ama? Zaten montajı çıkarttıydım sıcak diye. Ne değiş? Makineyi çalıştır dedim. Bak hala ses çıkmıyor. Çalışıyor mu? Niye sessiz sessiz çalışıyor makine? Balıkların gözleri de gücücük. Hey. Tamam. Bendeki kafayı görüyor musunuz arkadaşlar? Makineyi çalıştırmamışsın. İçine tursül atmışsın, makineyi çalıştırmamışsın. Ben de çalışıyor zannediyorum. Bakalım. Gerçek mi çalıştırmamışsın?
İyi kafam varmış. Bende bu unutkanlık var arkadaşlar, inanın. Çok unutkanlık başladı bende, çok. Çalıştıraydım o zaman, içine sofralar attıydım. Abla yine balık. Sen de. Balıkla küçücük korkuyorum. Ben sana sahibim, korkuyorum. Ben de korkuyorum. Yerken hiç korkmuyorsunuz ama. Ben ölüyorum. Şimdi de böyle, sanki şimdi de canlı mı? Canlı. Ama şimdi gözleri atıyorum. Ayhan Azat yoruldu herhalde, arkadaşlar uyudu kaldı. Pazardaki ağladı. İlle diyor bana, diyor oyuncak al diyor. Halbuki oyuncağı da aldım geldim mi balkondan aşağı atıyor arkadaşlar. 5 dakikalık yapıyor. Atla bu neresinden yemek diyor? Ağzı açık değil. Bundan. Bir motor sordu. 200 milyon mu diyordu? 280 TL mi diyordu? Onu da almadım. Her babasına ne kadar şikayet edecek beni, annem motor almadı diye. Baba, annem bana motor almadı diyeceğim. Haydi haydi, acele et biraz. Tamam. Hadi 70 dakikada 2 tane ayıtlıyorum. Sabahtan belli oturalı 50 saat oldu, tek 2 tane balık ayıtladın. Arkadaşlar biz şu balıkları tertemiz temizleyelim de değerli izleyicilerim. Sen şunu şurada dur. Kahmeli, sen şu ellerini bir yıka tertemiz. Mediş gelsin de ayıkla. Ben zobayı yaktaydım Medine, gel o zaman götür de pişsin kızım. Arkadaşlar ben şöyle balığımı temizledim canlar. Medine'ye de unlattım. Üzerine de 2-3 tane soğan halkızı doğrattım değerli izleyicilerim. Medine bunu unlamış, yağlamış. Sadece fırına götürülmesi kaldı. Sobayı yaktım ben de, sobanın kovasını değiştirdim. Bu da aldığım çorbalık arkadaşlar. Gel Bediş, bunu götür kızım. Ben şunu şöyle çekeyim. İnşallah dökmeyeyim. Şurada küçük bir bidonum var, ona çekeyim. Ben içerideki bidonu bir getireyim arkadaşlar. Anne. Evet. Kırmızı dosyamı gördün mü? Kırmızı dosyamı? Evet. Doğru. Bak oralara. Bir dosyamı vardı ya. Ne vardı? Proje. Görmedim. Şöyle bir şalgam çıkardım arkadaşlar. Şunun adı neydi? Bunun adını da unuttum valla. Medine. Bu benim yıkadığımın adı neydi kız? Pere değil. Valla unuttum adını. Ha, Roha. Roha aldıydım arkadaşlar. Roha yıkadım. 4-5 tane Roha aldıydım. Roha'ya Miremge çok şey derdi, ekerdi. Oradan getirirdim ben. Almaya gerek kalmazdı. Ben hemen şuralar toplan değil izleyicilerim. Şöyle telimizden soframızı aldım geldim arkadaşlar. Balığımız da pişti. Hatta yanmaya gelmiş.
Çekilmelisi. Balığımız da bu şekilde pişti arkadaşlar. Tabanın üstündeki sular da kaynadı iyice. Bu arada akşam ezanımız okunuyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.